Gençte Faktörler sağlıklı ve kaliteli yaşam için gönülden hepinize tekrar merhaba. Aldık, evimize geldi, buzdolabına koyduk. Artık yavaş yavaş yemek yapma aşamasına giriyoruz. Hepimizin çoğumuz bekar. Hemen salatalarımızı yıkayacağız, onları doğrayacağız. Ama nasıl doğrayacağız? Onları şöyle bir hatalarını önce, sonra doğrularını yapalım. Evet Feyza, hadi bakalım. Akşam evinize geldiniz, salataları hemen bir an önce yapıp mideye indirmek istiyorsunuz. Suyu açtı, aldı tek domatesi. Aman Feyza, bu yanlış. Bu şekilde yıkadığın zaman o suyun tazikiyle beraber salatayı da al, tek yıkamaya gayret göster. Bütün suda eriyen vitaminler B ve C kanalizasyona gidiyor. Bu hatalı. Bunu yapma Feyza. Şimdi doğrusunu yapalım. Al suyu, buraya doğru doldur iyicene. Dolabildiği kadar dolsun. Hiç su taziki yemeden ıspanak yıkar gibi suyun tazikinden uzak kalmak kaydıyla iyice oğuşturuyoruz, suyu döküyoruz. 3 kere, 5 kere, 10 kere istediğiniz kadar yapın ama hep durgun suda yapın. Eğer suyun tazikiyle tek tek çamaşır yıkar gibi bir de çitilerseniz, bir de sıktığınız zaman bütün değerler çoğu kanalizasyona gidecek. Bunları 3-5 kere böyle durgun suda yıkadık. Tekrar etmeye gerek yok. Şimdi orada bakıyorum dereotlarımız var. Kıvırcık olur, roko olur, maydanoz olur. Her ne olursa olsun. Önce hatalısını yapıyoruz. Aldık. Yine musluğumuzu açıyoruz. Bir avuç bir tutam aldık. Bu hatayı yine yapmayalım. Aynı işlemi domates, salatalık, sivri biberde olduğu gibi o durgun bir tasın içerisinde yapalım. Şimdi buradan kesme tahtasına gidiyoruz. Alıyoruz elimizdekileri. Evet, tahtamız orada. Kesme tahtanız tahta olmasına dikkat edelim. Soymadan, soymak yok. Evet, uçlarını kestik. Kesinlikle ince ince doğramak yok. Her ince doğrayışınızda yine suda eriyen B ve C vitamini tahtaya doğru gidecek. Ne kadar kalın olursa o kadar kaba olur ama o kadar sağlıklı olur. Hatta yapabiliyorsanız o kokteyllerde olduğu gibi 4 parçaya bölmeniz bile yeterli. Şimdi domateslerimizi aldık. Bunu da çok ince ince kesinlikle doğramayın. Salam doğramıyoruz. 4'e bölün, kaba olsun ama her bıçak vuruşundaki o darbelerden çok önemli minerallerden, vitaminlerden kayıpları yine engellemiş oluyoruz. Söğüşleri koyduk. Sivri biberler yine kalın kalın Feyza doğruyorsun. İnce olmasın. Bıçaktan ne kadar darbeler az olursa o kadar değerleri yitirilmemiş olur. Yine orada dereotlarımızı aldık. Kesinlikle bıçak vurmak yok. Kıvırcık olsun, roko olsun, maydanoz olsun. Elleriniz, parmaklarınızın mahareti burada belli olacak. Parmaklarınızı koparın. O şekilde oraya söğüş olarak koyalım. Bu şekilde daha sağlıklı bir akşam öğünde güzel bir salata yapabilme şansına sahipsiniz. Söğüş olduğu gibi bunları farklı manipülasyonlar yaparak sızma zeytinyağı, içerisine soğan, kaya tuzu ya da Himalaya tuzu koyarak sağlıklı bir salata yapabilme şansına sahipsiniz. Gençte Faktörler, afiyet olsun, sağlıcakla kalın.